The Godfather filmi sinema tarihinin efsanesi olsa da romanda filmde geçmeyen pek çok detay var. Bunlardan belki de en şok edici olanı Vito Corleone'un ailesinin en dehşetengiz sokak askeri olan Luca Brasi'nin karanlık geçmişidir. Romanlarda ilk olarak Michael düğün sahnesinde Luca'ya rastlayan Kay'e onun geçmişiyle alakalı bir anıyı anlatır. Öyküden 15 yıl önce baba Vito Corleone New York'un mafya babalarıyla bir savaşa girmiştir. Bu savaş romanda Olive Oil War yani Zeytinyağı Savaşı olarak geçer. Ve Michael'a göre Luca Brasi bu savaş sırasında tam 6 adamı acımasızca öldürerek Vito'yu korumuştur. Michael bu olayı romanda şu şekilde anlatır. Yaklaşık 15 yıl önce bazı kişiler babamın zeytinyağı ithal eden şirketine çökmek istemişler. Babamı öldürmeye kalkmışlar. Neredeyse başaracaklarmış. Fakat Luca Brasi onların peşine düşmüş ve iki hafta içinde tam altı kişiyi öldürmüş. Böylece ünlü Zeytinyağı Savaşı da sona ermiş. Sadece bu da değil, romanda Michael, Luca ile alakalı başka bir hikayenin daha var olduğunu fakat bunu bilen Tom'un hikayeyi kendisine bile anlatmadığını söyler. Michael'a göre hikaye o kadar korkunçtur ki Tom'un bunu anlatmaya dili varmaz. Ve romanda Luca Brasi, Mario Puzo tarafından şöyle tarif edilmektedir. Kısa boylu, tıknaz, büyük kafalı, Varlığı tehlike alarmı veren bir adamdı. Yüzü öfke maskesiyle mühürlenmişti. Gözleri kahverengiydi ama bu rengin sıcaklığı yoktu. Daha çok ölümcül bir bronzdu. Ağzı zalim değil, daha çok cansızdı. İnce, kauçuk gibi ve dana eti rengindeydi. Brasi'nin şiddeti dillere pelesenk olmuştu. Ve Don Corleone olan bağlılığı efsaneydi. Kendi başına Don'un gücünü ayakta tutan büyük bloklardan biriydi. Onun gibisi nadirdi. Luca Brasi polisten korkmazdı. Toplumdan korkmazdı. Tanrıdan korkmazdı. Cehennemden korkmazdı. Ne insanları sever ne de onlardan korkardı. Ama o Don Corleone'dan korkmayı ve onu sevmeyi seçmişti. Luca Brasi, romanda Soloza'ya karşı savaşta Corleone ailesinin en çok güvendiği isimdir. Hatta Sunny, Luca ortadan kaybolduğunda ''Umarım bize karşı savaşmaz'' der. Sonu gibi bir sokak adamının dahi korktuğu, şiddetinden çekindiği Luca, aslında Solozo'nun tuzağıyla öldürülür. Bu sahne filmde de aynı şekilde yani romanda olduğu gibi geçmektedir. Fakat Luca'yı korkunç, hatta şeytani yapan esas olay Tom'un Michael'ı anlatmak istemediği olaydır. Michael, Solozo ve McCluskey'i vurduktan sonra Sicilya'ya kaçtığında burada aile dostu Don Tomassino'nun evinde kalırken yaşlı bir kadınla karşılaşır. Flomena adlı bu kadın Michael'ın Vito'nun oğlu olduğunu öğrendiği anda ona Luca Brasi gerçekten de öldü mü diye sorar ve Filomena Michael'a Tom'un yıllardır anlatmaktan imtina ettiği öyküyü anlatır. 30 yıl önce Filomena New York'a göçmüştür ve burada İtalyan mahallesinde ebelik yapmaktadır. 30 yıl önce bir gece kapısını Luca Brasi çalar. O zaman da korkulan bir adam olan Luca, Filomena'dan yardım ister ve ikisi beraber başka bir eve yürürler. Fakat kadın Luca'nın yüzündeki canavarca ifadeden korkar ve bir şeylerin ters gittiğini sezer. Normalde sadece tanıdığı kadınları doğurtan Flomena, Luca'nın uzattığı parayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü herkes gibi o da Luca Brasi'yi kızdırmaktan korkmuştur. Neticede ikisi Luca'nın çetesinin kaldığı eve gelirler ve Flomena burada İrlanda kökenli genç, hamile bir kızla karşılaşır. Brasi'nin kıza bakışlarındaki korkunçluğu hatırlayan Flomena, 30 yıl sonra dahi haç çıkarma ihtiyacı duyar. Brasse odadan çıktığında Flomena iki adamın yardımıyla bebeği doğurtur. Bebeği kundaklar ve Luca'ya "Eğer babası sensen, bebeği sen al, işin bitti." der. Gözleri şeytanca parlayan Luca, "Evet, baba benim." der. "Ama bu soyun, bu ırkın yaşamasını istemiyorum." diye ekler ve kadına bebeği alıp alt kattaki fırına atmasını emreder. Roman, Luca'nın o soy derken neyi kastettiği konusunu açmaz kız İrlandalı diye mi böyle söylemiştir veya kız bir hayat kadını olduğundan mı ya da çocuk kendisi gibi bir adamın çocuğu olduğundan mı bunu açıklamaz. Filomena, Luca'nın şaka yaptığını farz ederek çocuk senin, onunla ne yapmak istiyorsan yap der. Tam bu sırada uykuya dalmış olan anne uyanır. Luca'ya Luke, Luke çok üzgünüm der. Luca ile genç kız arasında öfke dolu fakat bir şekilde tutkulu bir enerji vardır. Luca daha sonra Flomena'ya döner ve dediğimi yap, seni zengin edeceğim der. Ebe kadın tekrar baba sensin, ne istersen onu yap dediğinde Luca Brassi bu bir kez ebenin boğazına bir bıçak dayar. Şoka giren kadının son hatırladığı, hepsinin fırının başında durduğu sahnedir. Bebek sesini çıkarmamıştır. Luca'nın tehdidi altında ebe kadın kala kalmıştır. Filomena öykünün kalanını anlatamaz. Son hatırladığı, Luca'nın adamlarından birinin fırının kapağını açtığıdır. Fakat Michael ona bunu gerçekten yaptın mı diye sorduğunda kadın başını evet anlamında sallar. Bu olaydan iki gün sonra ise Luca Brasi İrlandalı genç kızı da öldürmüştür. Romanın söylediğine göre bu dönemler Luca henüz Don Vito adına çalışmamaktadır. Ve Luca cinayetten yargılanırken hücresinde kendini kırık bir cam parçasıyla öldürmeye çalışır. Romana göre Vito bu noktadan sonra onu hapisten kurtarmış ve davayı bir şekilde kapatmıştır. Ebe kadın Filomena ise bu noktadan sonra ebelik mesleğine devam edemez ve bir süre sonra memleketi İtalya'ya döner. Söylediğine göre Vito onu ömrü boyunca Luca'dan koruyacağına söz vermiş ve ona düzenli olarak para göndermiştir. Luca Brasi böylece Vito'nun emrine girmiş ve ondan korkmayı tercih etmiştir. Hayat amacı olmayan bu korkusuz, kana susamış cani Vito'yu kendine hayat amacı edinir. Luca Brasi ile alakalı kan donduran öyküler bununla da sınırlı değil. Vito'nun emrine giren Luca, Corleone ailesiyle Salvatore Maranzano arasındaki savaşta da rol oynar. Romana göre 1933'te gerçekleşen bu çatışmada Maranzano, dostu Al Capone'dan Corleone'lere karşı yardım ister. Al Capone ise, Chicago'da emrindeki en iyi iki tetikçiyi Corleone'leri yok etmeleri için New York'a gönderir. Corleone ailesi, Adamların hangi trende olduğu bilgisini alınca Brassi'nin adamlarını, bu tetikçileri karşılamaya gönderir. Trenden inen iki adam taksiye bindiklerini sanar fakat etrafları sarılır. Derhal bir depoya götürülürler. Chicago'lu iki tetikçinin elleri ve kolları bu depoda bağlanır ve ağızlarına havlu tıkılır. Ve eline bir balta alan Luca Brassi depoda adamların karşısına çıkar. Tetikçilerden birinin önce ayağını, daha sonra bacaklarını doğramaya başlayınca bunu gören diğer tetikçi korkudan ağzına tıkılı havluyu yutarak intihar eder. Ve bu olaydan sonra Al Capone, Vito'ya gönderdiği mektupla bu savaştan çekildiğini söyler. Tüm bu özellikleriyle Luca Brasi, Corleone ailesinin en çok korkulan adamıdır. Tam da bu sebeple Vito Corleone, kızı Connie'nin düğününde onunla görüşmekten imtina eder. Evet Vito, Luca'yı emrine almıştır. Fakat Luca'nın bu karanlık kişiliği, Vito'yu bile germektedir. Romanda da belirtildiği gibi Vito, Luca odadan çıkar çıkmaz derin bir rahatlama nefesi verir. Luca Brasi'nin ölümü ise tıpkı filmdeki gibi Bruno Tatalya'nın mekanında Solozo'nun işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Bu arada filmde Luca Brasi'yi canlandıran aktör Lenny Montana, esas adıyla Leonardo Passafaro, gerçek hayatta bir Amerikan güreşçisidir. 1.98 boyundaki bu iri kıyım İtalyan, 1960'larda Kolombo ailesinin dikkatini çeker. Brooklyn'de büyüyen Lenny, Kolombolar tarafından bodyguard ve kundakçı olarak kullanılır. Kolombo ailesi patronu Joe Colombo, aynı zamanda İtalyan-Amerikan sosyal hakları aktivisti olduğundan The Godfather filminin yapımına müdahale eder. Senaryodan mafya gibi kelimeleri çıkarttırır. Ve rivayete göre bir noktada yönetmen Francis Ford Coppola ve prodüktörü Al Ruddy Montana'yı bir başka mafya üyesiyle beraber görür. Montana'nın iri kıyım ve korkutucu yapısından etkilenen iki adam onun filmde rol almasını uygun görür. Ve Vito Corleone ile olan sahnesinde Lenny Montana rol icabı değil, Marlon Brando gibi efsanevi bir aktörün karşısında ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı için gerilmiş, repliklerini unutmuştur. Fakat Coppola, onun bu gerginliğinin ve ağır konuşmasının karaktere uygun olduğunu düşünmüş dolayısıyla onun sahnelerini olduğu gibi filme almıştır. Bu rolle kariyerine başlayan Montana pek çok filmde gangster ve koruma rolleri oynamış. 1992'de 66 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetmiştir.